Merhaba arkadaşlar. Toplam fark formüllerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sinüs ve kosinüsün toplam ve farkının formüllerini işlemiştik. Şimdi tanjant ve kotanjanta bakacağız arkadaşlar. Tanjanta bakalım. Tanjant A artı B'nin e, açılımı neymiş formülü? Tanjant A artı tanjant B bölü 1 eksi tanjant A çarpı tanjant B. Bakın pay kısmındaki işaret aradaki işaretle aynı. Paydadaki ise farklı zıt. Yine tanjant a eksi b olduğu zaman pay kısmındaki işaret eksi olacak. Paydadaki işaret de zıt olacak, artı olacak. Burada kotanjantın formüllerini de yazdım fakat kotanjantın formüllerini kullanmayacağız. Eğer bir açının kotanjantı soruluyorsa toplam fark formülü şeklinde soruluyorsa tanjantını bulacağız. Çünkü daha önceki derslerimizde işlemiştik demiştik ki tanjant x e, çarpı kotanjant x eşittir 1. Yani kotanjant x neye eşit burada arkadaşlar? Her tarafı tanjant x'e bölersek 1 bölü tanjant x. Veya burada işte kotanjant a artı b sorulduğunu düşünelim. Kotanjant a artı b'yi bulmak yerine tanjant a artı b'yi hesaplayacağız. Sonra ters çevirdiğimiz zaman kotanjant b'ye eşit olmuş olacak. Evet 15. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Tanjant 20 artı tanjant 25 bölü 1 eksi tanjant 20 çarpı tanjant 25. Bu formülleri yine ezberlememiz gerekiyor. Mutlaka tanjant a artı b ile a eksi b'yi ezberlememiz yeterli ama. Arada artı yani pay kısmındaki işaret artıysa tanjantında içindeki işlem artı olacak arkadaşlar. Açılar 20 ve 25 tanjant 20 artı 25'e eşit olacak bu açılım. Yani tanjant 45'e eşit olacak. Tanjant 45'te 1'e eşit. Evet 16. sorudayız. Bakın tanjant 50 tanjant 20 tanjant 50 tanjant 20 e, pay kısmındaki işaret eksi olduğu için ne olacak arkadaşlar? Arada eksi işlemi işareti olacak. Açılar 50 ve 20 olduğu için tanjant 50 eksi tanjant 20'den yani tanjant 50 eksi 20'den tanjant 30. Tanjant 30'da neye eşit? 1 bölü kök 3 veya kök 3 bölü 3'e eşit. Tanjant 15'in değerini Hesaplayınız. Eşitini hesaplayınız. 17. soru. 15 dereceyi sinüsle buna benzer soru çözdük. Ne yapıyoruz? 45-30 olarak ifade ediyoruz. Çünkü 30'un ve 45'in trigonometrik oranlarını biliyoruz. O zaman tanjant 15'te ben 15 yerine 45-30 yazarsam tanjant 45-30'un açılımı nedir? Tan 45 eksi. Çünkü arada eksi var. Tan 30. Böyle bir artı zıttı olacaktır. Tan 45 çarpı tan 30. Yani yukarıda hangi ifadeler varsa aşağıda da paydada da aynı ifadeler var. Onları çarpıyoruz. Tan 45 1'e eşit. Tan 30 1 bölü, 1 bölü kök 3 veya kök 3 bölü 3'e eşit. Bunu yazalım. Payda eşitlemesi kolay olsun. 1 çarpı kök 3 bölü 3. Payda eşitlersem 3 eksi kök 3 bölü 3. Payda da yine 3 artı kök 3 bölü 3 ters çevirip çarptığın zaman bu paydalar birbirini götürecek yani 3 eksi kök 3 bölü 3 artı kök 3 olacak. 18. soruya bakalım. Tanjant a 2 bölü 3 kotanjant b 3 tanjant a artı b nedir? Tanjant a artı b'nin açılımını yapalım. Tanjant a artı b'nin eşit tan a artı tan b bölü 1 eksi Tanjant A çarpı tanjant B. Tanjant A'yı zaten biliyoruz. 2 bölü 3. Tanjant B'yi bilmiyoruz. Ama kotanjant B 3 ise arkadaşlar tanjant B 1 bölüştür. Çünkü çarpımları 1 olacak. Yani çarpmaya göre tersleri olacak bunlar. Birbirinin o zaman tanjant B yerine 1 bölü 3 yazıyorum. 1 eksi yine aynı değerler yazılacak. 2 bölü 3'e 1 bölü 3 çarpılacak. Pay 2 artı 1'den 3, 3 bölü 3'den 1. Payda ise 2 bölü 9. Payda eşitledim 9 eksi 2'den 7 bölü 9. Ters çelip çarptığım zaman 9 bölü 7 olur. 19. soruyla devam ediyoruz. Tanjant x nedir? Bunun benzerini sinüste çözmüştük. Şurası 90 derece arkadaşlar. 4, 5. Önceki şöyle diyelim. Şu açıya A açısı diyelim. Buranın tamamını da B açısı diyelim. Yani A artı X A artı X B'ye eşit. Dolayısıyla X neye eşit arkadaşlar? A'yı diğer tarafa atarsak. X B eksi A'ya eşit. O halde tanjant X neye eşit? Tanjant B eksi A'ya eşit. Tanjant B eksi A'nın açılımını yapalım. <laughs> Arada eksi olduğu için tan b eksi tan a bölü 1 artı zıttı olacak. <laughs> tanjant b çarpı tanjant a. Şimdi tanjant b'yi bulalım. b'nin tanjantı karşı dik kenar 7, komşu dik kenar 5, 7 bölü 5. Tanjant a'yı hesaplayalım. a'nın karşı dik kenarı 4, komşu dik kenarı 5, 4 bölü 5. Paydada da zaten bu değerleri yazacağız, çarpacağız arkadaşlar. Pay 7 eksi 4'ten 3 bölü 5 payda ise 28 bölü 25 bir eklediğim zaman 25 artı 28'den 53 bölü 25. Ters çevirip çarptığım zaman 3 bölü 5 çarpı 25 bölü 53 25'te 5 sadeleşecek 5 5 kere 3'ten 15 bölü 53 olacak. 20. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Burada A, ABCD karesi verilmiş. Yani 90 derece açıları. Bakın AC köşegen karenin özelliğinde nedir? Köşegen açıortaydır. Yani 45 45 olarak gitmiştir arkadaşlar. 45'in zaten trigonometrik oranlarını biliyoruz. Tanjant 45 1. Ee, şu açıya da A açısı dersem arkadaşlar A açısının da trigonometrik oranlarını bulabilirim. Çünkü dik üçgen 5 ise hani bu kare olduğu için 5 artı 3'ten 8 ise ad'e de 8. Yani ben tanjant A'yı 5 bölü 8 olarak hesaplayabilirim. Çok rahat. Yani sonuç olarak X'i üçgende iki tane iç açının toplamı komşusu olmadıkları diğer diş açıya eşit olduğu için 45 artı A olarak ifade edebilirim. Tanjant X neye eşit olacak o zaman? Tanjant 45 artı a eşit olacak. 45 artı a tanjant açılımını yaparsak. Tan 45 artı tan a bölü 1 eksi tan 45 çarpı tan a. Tanjant 45 1 zaten arkadaşlar. Tanjant a ise karşı dik kenar bölü komşu dik kenardan 5 bölü 8. 1 eksi 1 çarpı 5 bölü 8. Pay 8 artı 5'ten 13 bölü 8 payda 8 5'ten 3/8. Ters çevirip çarptığımda 8'ler birbirine götürecek. Sonuç 13/3 olacak. 21. sorundayız. Kotanjant x yine bunun benzerini sinüste, kosinüste çözmüştük arkadaşlar. Sağında sorunda iki tane dik üçgen var. Açıya A, sağdaki açıya da B dersek A'nın B'nin trigonometrik oranlarını bulabilirim. Ve A, B, A artı B artı X 180 derece arkadaşlar. Birbirini 180'e tamamlayan açıların kotanjantları nedir? Birbirinin eksilisidir. Yani kotanjant X eksi kotanjant A artı B'dir. A artı B'nin kotanjantının eksilisidir yani. Şimdi biz kotanjant A artı B'nin açılımını Ezberlemeyeceğiz demiştik. Kotanjan sorulursa tanjanttan yapacağız demiştik. Yapalım. Yani tanjant a artı b'yi bulacağız, sonra ters çevireceğiz. Kotanjant a artı b'yi bulmuş olacağız. Peki tanjant a artı b'yi bulalım. Tanjant a artı b'nin açılımı neydi? Tan a artı tan b bölü 1 eksi tanjant a çarpı tanjant b. Tanjant a'yı hesaplayalım. Karşı bölü komşu 8 bölü 6'dan 4 bölü 3. Tanjant B karşı bölü komşudan 4 bölü 2'den 2. Yine aynı değerleri yazacağım. Tan A 4 bölü 3. Tan B 2. 3 kere 2 6. 4 daha 10 bölü 3. 3 kere 1 3. 3 eksi 8'den eksi 5 bölü 3. Yine ters çelip çarptığımda 3'ler gidecek. 10 bölü eksi 5'ten eksi 2. Bu tanjant. Yani tanjant A artı B eksi 2 ise Kotanjant A artı B nedir arkadaşlar? Çarpmaya göre tersi. Eksi 1 bölü 2. Kotanjant A artı B'nin eksilisiydi. Kotanjant X. O halde kotanjant X eksiyle çarparsam eksi 1 bölü 2 1 bölü 2 yapar. 22. soruyla devam ediyoruz. Tanjant X soruluyor. Tanjant sorulduğu için tanjantın açılımı neydi? Simbölü. Korsu. Bakın sin var, kos var. Açılar aynı. Her iki tarafı kosinüs x eksi pi bölü 4'e bölersem. Sağ tarafta kosinüsler birbirini götürecek. 2 kalacak. Sol tarafta ise açılar aynı bakın. Sin bölü kostan tanjant x eksi pi bölü 4 olacak. Pi bölü 4 zaten 45 derece yani Tanjant x eksi 45 2'ye eşitmiş. Tanjant x eksi 45'i toplam fark formüllerinden açalım. Tanjant x eksi 5 neye eşit? x eksi 45. Tan x eksi tan 45 bölü arada eksi olduğu için eksi yazdık. Şimdi artı yazacağız. Zıttı olacak. Tan x çarpı tan 45. Tan x'i bulmamız gerekiyor zaten. Tan x eksi 45'te 2'ye eşit. Yani 2 eşittir. Tan x tan 45'te 1 eksi 1 1 artı tan x tan 45 1 olduğu için işler dışlar çarpımı yapıyorum. 2 artı 2 tan x eşittir. Tan x eksi 1 tan x'i 2 tan x'in yanına atarsam eksi tan x'ten bir tane tan x kalacak. 2'yi sağ tarafa attım. Eksi 2 yani eksi 3 olacak. Tan x'imiz eksi 3'e eşit. 23. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Ters trigonometrik fonksiyonları işlemiştik önceki derslerimizde. Arksin 4 bölü 5'e yani ters trigonometrik fonksiyon olduğu yere isim veriyorduk. X diyelim. Buraya da Y diyelim. Arksin 4 bölü 5 X ise sin X 4 bölü 5'tir. Yine şey, tanjant 8 bölü 15 Y ise tanjant Y 8 bölü 15'tir. Peki soru neye dönüştü bakın. X ve Y dediğim için arada da artı olduğu için kotanjant X artı Y'ye dönüştü. Kotanjant X artı Y'nin açılımını ezberlemedim. Tanjantını ezberledim. Tanjant X artı Y'yi bulacağım. Ve ters çevireceğim. O zaman tanjant X artı Y'nin açılımını yapalım. Neydi tanjant X artı Y? Tan X artı tan Y bölü 1 eksi tan X çarpı tan Y. Tanjant x elimizde yok ama sinüs x elimizde. Herhangi bir trigonometrik oran biliniyorsa dik üçgeni çiziyoruz hemen arkadaşlar. Dik üçgen yardımıyla diğer trigonometrik oranlara çok rahat ulaşabiliyorduk. Dik üçgeni çizdim. Açının birini x dedim. Sinüsü 4 bölü 5 ise karşıya 4. hipotenüse 5. Dolayısıyla komşu 3, komşu 3 oluyor. Tanjant x ne olur? Karşı bölü komşudan 4 bölü 3. Tanjant y zaten belli. 8 bölü 15. Faydada da zaten aynı ifadeler var. 4 bölü 3 çarpı 8 bölü 15. Pay kısmında payda eşitlersem arkadaşlar birinin paydası 15 diğerinin paydası 3. 5 ile genişletirsem 5 kere 4 28 daha 28 bölü 15 olur. Paydada ise 45 3 çarpı 15'ten payda eşitledim. 45 32'den 45 32'den 13 45. Ters çevirip çarptığım zaman 28 bölü 15 çarpı 45 bölü 13 olacak. 45 ile e, 15 sadeleşir. 3. Başka sadeleşen bir şey yok. 3 çarpı 28'den 84 bölü 13. Dikkat edelim. Bu bulduğumuz Tanjant x artı y. O halde kotanjant x artı y soruluyor da bize ne olacak? Ters çevireceğiz. Kotanjant x artı y 13 bölü 84 olacak. Cevabımız bu. Evet arkadaşlar son sorudayız. Ark tanjant 5 eksi ark tanjant 2 bölü 3 soruluyor. Ters trigonometrik fonksiyonlar var. Birine x diyorum. Diğerine y diyorum. Yani bize sorulan şey x eksi y. Şimdi tanjant 5x ise tanjant x 5'tir. Yine tanjant 2 bölü 3 y ise tanjant y 2 bölü 3'tür. Tanjant hangi açı değerinde yani hangi açının tanjantı 5 değerini alıyor? Bildiğimiz bir açı değil. Yine hangi açının tanjantı 2 bölü 3? Bunu bilmiyoruz. Dolayısıyla x eksiği bu şekilde hesaplayamayız arkadaşlar. Burada özel olarak şunu yapacağız. Verilen ifadenin tanjantını alacağız. Ve sonuç bildiğimiz bir değer çıkarsa o açıyı tahmin edeceğiz. Burada bu yöntemi uygulamış olacağız. Yani tanjantını alıyoruz. Tanjant x eksi y acaba ne? Tanjant x eksi y'nin açılımını yapalım. Neydi? Tan x eksi tan y bölü 1 artı tan x çarpı tan y. Tan x'i tan y'yi zaten biliyoruz. Yerine yazalım direkt. Tan x 5, tan y 2 bölü 3. 1 artı 5 çarpı 2 bölü 3. Payda eşitledim 5 kere 3. 15 eksi 2'den 13 bölü 3. 3 kere 1 3 artı 10'dan. 13 bölü 3. Dikkat edin. Aynı şeyler geldi. 13 bölü 3. 13 bölü 3. Yani sonuç 1. Yani tanjant x eksi y 1'e eşit. Hangi açının tanjantı 1'e eşit arkadaşlar? Birinci bölgede ise 45 derece. İkinci bölgede eksi 1 olurdu bu. Üçüncü bölgede 180 artı 45'ten 225'te yani tanjant 225'te 1'e eşit. O halde bize sorulan ifade neydi? x eksi y kaçtır? Yani x eksi y ya 45'tir ya 225'tir. Bunlardan zaten ikisi birden şıklarda olmaz. Şıklarda hangisi varsa 45 varsa cevap 45, 225 varsa cevabımız 225 arkadaşlar. Dersimiz burada bitmiştir.